Merhaba sevgili gençler. Ben fen bilimleri öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle fen bilimleriyle alakalı soru çözümlerine devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda katı basıncı ile alakalı bir soru. Katı basıncı ile alakalı özdeş küpler kullanılarak bazı deney düzenekleri hazırlayan bir öğrencinin yaptığı deneyler ve aldığı sonuçlar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencinin hazırladığı deney sonuçlarından hangisi ya da hangileri hatalıdır? Arkadaşlar öğrencimiz deneyler yapıyor. Gözlemlerini yazmış ve hatalı olan bazı ifadelerimiz varmış. Bize onu soruyor. Şimdi birinciye baktığımız zaman arkadaşlar birinci deney düzeneği 3 küpten oluşuyor. Bu 3 küpü ters çeviriyor. Cisimleri ters çevirdiğimiz zaman katı basıncıyla alakalı olduğu için tekrar hatırlatma amaçlı yazıyorum. Katılarda basınç cismin ağırlığı ile doğru yüzey alanı ile ters orantılıydı. Ben birinci şekildeki cismi ters çevirdiğim zaman cismin ağırlığını değiştirmeyeceğim. Sadece yüzey alanımız bir bölme iken yüzey alanımız iki bölme olacak. Yüzey alanımız arttığı için basıncım ters orantılı olacağından dolayı basıncımız artmayacaktır arkadaşlar azalır şeklinde olmak zorundaydı. Tekrar söyleyelim. Yüzey alanımız önceden bir bölümken 2 bölüm olduğundan dolayı yüzey alanımız arttı. Dolayısıyla basıncımız azalmak zorunda. İkinci deney düzenine bakıyorum arkadaşlar. 4 küpümüz varken ortadan kesiliyor, dikey doğrultuda kesiliyor ve yarısı kalmış oluyor. Buna göre basıncın azaldığı ifade edilmiş. Hatırlarsanız arkadaşlar düzgün şekilli cisimlerde en başta cismimizin ağırlığı 1 2 3 4 küp kadar, yüzey alanımız 2 iken şimdi arkadaşlar ağırlığımız yarıya düştü. Ağırlığımız 2 küp kadar kaldı. Aynı oranda yüzey alanım da 1'e düştü arkadaşlar. Hem ağırlığım hem de yüzey alanım aynı oranda azaldığından dolayı basıncımız değişmez şeklinde olacaktı. 3'e bakıyorum. Yan çevriliği arkadaşlar yine bir cismi ters çevirdiğimiz zaman ağırlık sabit kalacaktır. Değişken olan yüzey alanımız olacaktır. Önceden yüzey alanımız 2 küp kadarken yan çevirdiğimiz zaman yüzey alanımız yine 1 ve 2 şeklinde olacağından dolayı hem ağırlık değişmedi hem de yüzey alanımız değişmediğinden dolayı basıncımız değişmez şeklinde olacaktır. Hatalı olanlar 1 ve 2 yani B seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Biyoteknoloji sayesinde GDO'lu ürünler elde edilir. Gen ıslahı yapılır. Aşılar üretilir. Yapay organlar üretilir. insülin hormonu üretilir. Biyoteknoloji sayesinde canlıların yaşam kalitesi artırılabilmekte ve istenen şekilde ürünler elde edilebilmektedir. Tıpla alakalı veya gıdalarla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi biyoteknolojinin tanımı olarak kullanılabilir? Tanımlara bakacağız arkadaşlar. Biyoteknolojimizin genel bir tanımı var bu ifadeyi arıyoruz. A seçeneğinde teknoloji yardımıyla bitki, hayvan ve Organizmaları kullanarak yeni bir organizma elde etmek ya da canlıların genetik yapısını değiştirerek daha kaliteli ve verimli canlılar üretme yöntemi direkt biyoteknoloji yöntemi olarak değerlendirilecektir arkadaşlar. Ya yeni bir canlı yapılacak istenilen özelliklerde ya da elde edilen ürün canlıdan daha kaliteli ve verimli ürünler elde etmek için bazı çalışmalar yapılacaktır ama teknoloji yardımıyla kullanılacaktır tabii ki. Diğerlerine bakalım. B seçeneği canlıların gen yapısını değiştirerek yeni ve üstün özellikle ürünler elde etme yöntemidir. Sadece gen yapısını değiştirme değil, onun dışında hani ıslah çalışması adı altında da yapılan çalışmalarımız var. Üstün özellikli canlıların özelliklerini birleştirerek daha verimli canlılar üretme yöntemidir. Bu da sadece ıslahla alakalı verilen bir tanım. Canlıların sahip olduğu genetik yapılar değiştirerek teknoloji geliştirme yöntemidir. Buradaki amaç teknoloji geliştirmek değil, teknolojiyi kullanarak ürünler elde etmek olacağından dolayı cevabımız A seçeneği çıkacaktır. Sıvı basıncı ile alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. Kap tabanına etki eden sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu araştırmak isteyen bir öğrenci yandaki deney düzeneklerini hazırlıyor. K kabına d yoğunluklu sıvı h kadar yükseklikte, L kabına 2d yoğunluklu sıvı h kadar yükseklikte, M kabına ise arkadaşlar 2d yoğunluklu sıvı konulmuş. Yüksekliğimiz h'dan daha fazla Taban alanları eşit olan kaplara sırasıyla D2, D2, D yoğunluklu sıvılardan belirtilen miktarlarda koyuluyor. Buna göre sıvı basıncı ile ilgili deney raporlarından hangisi doğrudur? Baktığımız zaman kullanılacak olan kaplarımız var. Bağımsız değişken, bağımlı değişken ve sabit tutulan değişkenimiz var arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere kontrollü bir deney hazırlamak istiyorsak bir tane bağımsız değişkenimiz olacak. Bu değişkene göre deney sonucumuz değişecek ve sabit tutulan yani diğer faktörleri de sabit tutmak zorundayız istenen sonucu elde etmemiz için A seçeneğine bakıyorum K ve M kapları kullanılarak K kabuğu ve M kabına bakıyorum arkadaşlar hem sıvının yoğunluğu d'den 2d'ye çıkarılmış hem de yüksekliğimiz h'dan daha yükseğe çıkarılmış. İki tane farklı değişkenimiz olduğundan dolayı arkadaşlar ben deney sonucunun neye bağlı olarak değiştiğini söyleyemeyeceğim. Bağımsız değişkenimiz sıvı yoğunluğu ve sıvı yüksekliği olacağından dolayı A seçeneğimiz olmayacaktır. B'ye bakıyorum. K ve L düzeneklerini kullandığımız zaman yükseklik aynı kalmak şartıyla sadece sıvının yoğunluğu değiştirilmiş. Ama B seçeneğine bakıyorum. Bağımsız değişkenimizi sıvı yüksekliği olarak vermiş. Hayır arkadaşlar, değişken olan sıvı yoğunluğudur. C'ye bakıyorum. L ve M. L ve M kaplarına baktığımız zaman 2D yoğunluklu sıvılar kullanılmış. Ama birinde H yüksekliğinde, diğerinde H'dan daha yükseklikte bir sıvı kullanılmış. Dolayısıyla L ve M kaplarına baktığımız zaman... Bağımsız değişkenimiz sıvının yüksekliği olacaktır. Sıvının yüksekliği değiştiği için buna bağımlı olarak sıvı basıncı değişecektir. Sabit tutulan değişken ise arkadaşlar 2D, 2D olduğu için sıvının yoğunluğu yani sıvının cinsi olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği çıkar. Bir diğer sorumuza baktığımızda gaz basıncıyla alakalı bir soru. Açık hava basıncı bulunulan yere ve ortamın sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Bir cismi etki eden açık hava basıncı cismin deniz seviyesinden yüksekliğiyle ters orantılı iken ortamın sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Deniz seviyesinde bulunan bir uçan balon serbest bırakılıyor. Uçan balonun sırasıyla KLM seviyelerinden geçerken ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakalım. Bu balonumuz bir uçan balon serbest bırakılıyor. Uçan balon olduğu için arkadaşlar yukarı doğru hareket edecek. Yukarı doğru hareket ettikçe değişken olan tek şey arkadaşlar deniz seviyesinden yüksekliğimiz. Hava molekülleri ağırlıklarından dolayı aşağılarda daha fazla toplanacaktır. O yüzden aşağılarda molekül sayısı fazla olduğu için basıncımız fazla olacaktır. Yükseklerde ise arkadaşlar molekül sayısı az olduğu için basıncımız az olacaktır. Dolayısıyla bu uçan balon yukarı doğru çıkarken üzerine etki eden basınç azalacaktır. Basınç azalacağından dolayı arkadaşlar balonumuz gitgide şişmeye başlayacaktır. Üzerine etki eden basınç arttıkça balonumuz küçülecek. Basıncı azalttıkça da balonumuz artış göstermeye başlayacaktır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Balonun hacmi M noktasındayken en büyüktür. Evet arkadaşlar burada balona etki eden basınç çok fazla balon küçükken burada etki eden basınç az olduğu için balonumuz büyüdü. Balonun hacmi M noktasına en büyüktür. Doğru. 2'ye bakıyorum. Balonu etki eden açık hava basıncı KLM şeklindedir. Balonu etki eden açık hava basıncı aşağılarda deniz seviyesinde basınç fazla. Yukarılarda basınç az olduğuna göre arkadaşlar ikinci ifademiz de doğru. 3'e bakıyorum. L noktasındayken balonun içerisindeki gaz basıncı açık hava basıncına eşittir. Arkadaşlar hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. Çocuk balonu esnek cisimlerde arkadaşlar iç basınç dış basınca eşit mantığını kullanacağız. Dış basınç değiştikçe iç basınç değişecektir arkadaşlar. Dolayısıyla hem K noktasında hem L noktasında K noktasındaki açık hava basıncı L noktasındaki açık hava basıncı ve M noktasındaki açık hava basıncı balon içerisindeki arkadaşlar gaz basınçlarına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla L'deki basınç açık hava basıncına eşittir ifadesi doğru. Cevabımız Diyarbakır seçeneği çıkacaktır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Aşağıda katı sıvı ve gaz basıncı ve basıncın günlük hayatımızdaki kullanımla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen ifadelerden kaç tanesi hatalıdır? Hatalı olan ifadeler isteniyor. Tek tek cümlelerimizi okuyalım. Katı cisimler üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirler aynı doğrultuda iletecekler. Sıvı ve gazlar ise üzerlerine uygulanan basıncı arkadaşlar. Her doğrultuda aynen iletecekler. Dolayısıyla birinci ifademiz hatalı. İkinci ifademiz sıvılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Hayır sıvılar akışkan özelliğinden dolayı üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. Gazlar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletirler. Doğru bir ifade. Deodorant şişelerinin çalışma prensibinde gazların basınç farkından yararlanılır. Evet doğru arkadaşlar. Deodorant şişelerinde şöyle çizelim. Deodorant şişelerinde arkadaşlar içeride sıkıştırılmış gaz bulunmaktadır. Ben buradan bastığımız zaman arkadaşlar içerideki gaz basıncı açık hava basıncından büyük olduğundan dolayı ben buradan F kuvveti uygulayıp sıkıştırdığımız zaman buradan bir çıkış yoluyla içerideki gaz dışarı doğru hareket edecektir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru. Dolayısıyla arkadaşlar basınç farkından yararlanır ifademiz doğrudur. Çivi, raptiye toplu iğne gibi aletlerde sivri kısmın yüzey alanı küçültülerek basıncın azalması hedeflenmiştir. Çivi, Rab diye toplu iğne gibi aletlerde Sivri kısım Yani yüzey alanının küçültülmesi Buradaki ifade doğru arkadaşlar Bir çivide bir rap diye de Yüzey alanımız Batırılmak istenen yüzey alanı küçüktür Yüzey alanı küçük olduğundan dolayı bu bölgede basınç fazladır arkadaşlar. Hatırlarsanız söylemiştik. Bir apteyi iki parmağımız arasında tutup bastırdığımız zaman sivri taraf parmağımıza girerken yüzey alanı geniş olan kısım parmağımıza e, az etkisi olacaktır. Basıncı az olacaktır. Yani arkadaşlar burada basıncın azalması değil, basıncın arttırılması hedeflenmiştir. Bu ifademiz de yanlış. Sıvı cisimlerin kabın tabanına uyguladığı basınç sıvıların yoğunlukları ile ters orantılıdır. Sıvı cisimlerin uyguladığı basınç bir derinlikleriyle doğru orantılıydı. Derinlere basınç artıyordu. İki sıvının yoğunluklarıyla da doğru orantılıydı arkadaşlar. Burada ters orantı demiş. Hayır arkadaşlar sıvı basıncı sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıydı. Bu ifademiz de yanlış. 1, 2, 3, 4. 4 tane ifademiz hatalıdır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Nötr haldeki elektron düzeni şekildeki gibi olan X atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakıyorum arkadaşlar X atomuza bakalım. Nötr halde. Nötr hal ne demekti arkadaşlar? Proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bu atomumuzun kaç tane elektronu var? Çünkü atomun çekirdeğinde etrafında serbest halde dolanabiliyordu. Çekirdeğin etrafında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son katmanında 7 var ve kaç katmanımız var? 2 katmanımız var. Dolayısıyla x'in atom numarası 9'dur. Çünkü elektron sayısı kadar protonumuz var. Dolayısıyla x atomun atom numarası 9 zaten elektron düzeninde verilmiş 2, 7 şeklinde. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar kaç katmanımız varsa o bize periyot numarasını veriyordu. Dolayısıyla iki katmanımız olduğundan dolayı ikinci periyotta son katmanımızda ise arkadaşlar 7 tane elektron bulunduğundan dolayı 7A grubunda bulunan bir elementti. Periyodik tabloda ikinci periyot 7A grubunda bulunur. Doğru. Kararlı hale gelebilmek için bir elektron alarak atom numarası 10 olan elemente dönüşür. Arkadaşlar bu e, hatırlarsanız kararlı ve kararsız elementler atomlar vardı. Kararlı ne demekti? Son katmanı tam dolu halde olan e, elektron dizininde son katmanımız tam dolu halde olan atomlara kararlı atom. Tam dolu olmayanlara ise kararsız atom diyorduk. Kararsız atomlar kararlı hale dönüşebilmek için elektron alışverişi yaparlar. Şimdi son katmanımızın tam dolu olabilmesi için son katmanımız 8 elektron alabiliyor. Tam dolu hale gelmesi için bir elektrona ihtiyacı var. Bir elektron alarak elektron düzenini buna benzetmeye, kararlı atoma benzetmeye çalışır. Ama atom numarası 10 olan elemente dönüşemez arkadaşlar. Atom numarası 10 olan elemente dönüşebilmesi için proton alması lazım. Proton sayısını 10 yapabilmesi lazım. Hayır. Bu atomlar kararlı hale elektron düzenini buna uydurmak için elektron alışverişi yaparlar. Dönüşme ifadesi hatalıdır. 3'e bakıyorum. Bir ametal olup tel levha haline getirilemez. Son katmanında 7 elektron olduğundan dolayı 7A grubundadır. Yani halojenler grubundadır. Arkadaşlar, halojenler ametal olup tel levha haline getirilemez ifademiz doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 seçeneği çıkacaktır. Sıradaki soruya baktığımızda periyodik tablonun bir kesiti üzerine bulunan bazı elementler X, Y, Z, T, P, R harfleriyle şekildeki gibi sembolize ediliyor. Bu elementlerle ilgili soruların sor, sorulan sorular ve bir öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrenci hangi sorulara doğru cevap vermiştir? Arkadaşlar periyodik tablodaki kesitten sorular soruluyor. Öğrencimiz cevaplıyor. Bakalım kaç tane doğrumuz yanılmış var. Birinci soruya bakıyorum. Hangi elementler elektron almaya yatkındır? Şimdi buradan ifade eden arkadaşlar ne sorulmak istediğini çıkaracağız. Elektron almaya yatkın. Arkadaşlar elektron almaya yatkın olanlar ametallerde. Ametaller son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulundurur. Kararlı hale gelebilmek için elektron ihtiyacı vardır. Dolayısıyla elektron almaya yatkın olanlar ametallerdir. Hangileri ametaldir arkadaşlar? Bakıyorum. X hidrojen. Bir, birinci periyod 1A bir grubunda istisnaydı buna dikkat edecektir. X'imiz ametal. Y'miz soygaz ametal. P'miz arkadaşlar 1A grubunda olduğu için metal. Baş harfini yazıyorum. R'miz arkadaşlar metal. Z ametal. T de soygazlar grubunda ametal olarak verilecektir. Şimdi elektron almaya yatkın. Elektron almaya yatkın olanlar arkadaşlar X ve Z. Hocam Y ile T de ametal ama onlar arkadaşlar soygazlar yani kararlı haldeler. Kararlı halde olduklarından dolayı elektron almaya ihtiyaçları yoktur. Dolayısıyla X ve Z birinci ifademiz, birinci sorumuz doğru cevaplandırılmış. İkinci soruya bakıyorum. Hangi elementler ısı ve elektriği iyi iletir? Isı ve elektriği iyi iletenler metaller de. Dolayısıyla periyodik tablomuzda metal olan P ve R vardır. Cevap olarak da P ve R verilmiş. İkinci sorumuzda da doğru. Üçüncü sorumuz. Hangi elementler kararlı elektron düzenine sahiptir? Yani arkadaşlar kararlı yapıdadır. Dolayısıyla soy gazlardan bahsediyor. Y ve T'miz soy gaz grubundadır. Y ve T cevap olarak verildiği için arkadaşlar hangi sorulara doğru cevap verilmiş? Birinci, ikinci ve üçüncü soru. Öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplamış. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki tabloda KLMN elementlerinin birinci, ikinci ve üçüncü katmanlarının sahip oldukları elektron sayıları bazı sembollerle gösterilmiş. Arkadaşlar bu soru çeşidi çok karşımıza çıkıyor. Buna göre elementlerle alakalı bazı bilgiler verilmiş hangileri doğrudur? Şimdi burada hatırlamamız gereken özellik. Birinci katman bir atomun elektron düzeni yapılırken birinci katman arkadaşlar maksimum iki elektron alabiliyordu. İkinci katman maksimum 8 elektron alabiliyordu. Üçüncü katman da arkadaşlar 8 elektron düzenine sahip olacak. 2, 8, 8 şeklinde diziliyordu. İlk 20 elementten bahsediyoruz arkadaşlar. K, L, M, N'ye baktığımız zaman K birinci katmanını doldurup ikinci katmana geçmiş arkadaşlar. Elektron düzeninde bir katman dolmadan diğerine geçilmez. Birinciyi maksimum dolduracağız. O yüzden arkadaşlar maksimum dolup ikinci katmana geçtiğine göre üçgenimiz 2 sayısını temsil edecek. Ardından ikinci katman da dolup üçüncü katmana geçildiğine göre arkadaşlar kare 8'i temsil edecek. Başka yuvarlak sembolümüz kaldı arkadaşlar. Birinci katman dolmadığından dolayı ikinci katmana geçilmiş. E birinci katman iki elektron alabiliyordu. İki üçgen olduğuna, olduğuna göre yuvarlak sembolümüzde arkadaşlar bir sayısını temsil edecektir. Dolayısıyla K'nın 2, 8, üçgen 2'yi temsil ettiğinden dolayı 2, 8, 2 şeklinde yani atom numarası 12 olan elementi temsil ediyor. 2, yuvarlak biri temsil edeceğine göre 2, 1. Yani atom numarası 3 olan element, atom numarası 1 olan element, atom numarası 2, 8, 8 olan elementten bahsediliyor. Yani 18. Dolayısıyla arkadaşlar K'nın elektron dizilimi şuraya yazalım. K12 L3 tekrar geri dönelim. M1 ne ise 18 elektrona sahip elementleri temsil ediyor. K elementi ve M elementi aynı element sınıfında yer alabilir. K elementi son katmanı 2 8 2 metal grubundadır. L elementi 2 1 son katmanında 1 olduğuna göre metal grubundadır. Atom numarası 1 olan hidrojen ametal. Atom numarası 18 olan ametal yani soy gaz grubundadır. Şimdi K ile M elementi K atom numarası 12 metal grubunda L şey pardon M A metal grubunda aynı element sınıfında yanlış bir ifadedir. M elementi ile L elementi bileşik oluşturabilirler. M elementimiz ametal, L elementimiz de ametal. Ametaller kendi aralarında bağ yapabiliyordu. Doğru. N elementi kararlı elektron düzenine sahiptir. N elementi ametal olduğuna göre kararlı yapıdadır. O yüzden arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 seçeneği çıkacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.